Herkese merhaba, iyi haftalar diliyorum. Mikrofonda Gözde başlıyor. Ben Gözde Kuyumcu. Kısa bir aranın ardından, yani bir hafta yoktum aslında. Kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu hafta yine dop dolu. Hafta yine biraz kısa olacak aslında. 4 gün beraberiz. Dolayısıyla böyle yine farklı konuları, konukları bir araya getirmeye çalışacağım sizler için. 0212 255 5920'deyiz. Aynı zamanda WhatsApp'tan da biliyorsunuz yazabilirsiniz. Yorumları ben dile getiriyorum. 536 266 81 81. Bugün girişimciler üzerine konuşacağız ve şirketlerin özellikle kurumsal hafızaları, duyguları anlamak yönetim sürecinde nasıl etkili oluyor, neler yapılmalı vesaire. Böyle çok geniş kapsamlı konuşacağız. Doktor Arzu Girişken bizlerle, akademisyen, hoş geldin Hoş Arzu. bulduk Gözde. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok Umarım teşekkür siz ederim. de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Katıldığın için çok teşekkür Ben ediyorum. davetinize Arzu, teşekkür ederim. çok teşekkürler. Şimdi Arzu'nun Corporate EQ diye bir kitabı da var. 2020 senesinde çıktı değil mi Evet, Arzu? 2020 Özellikle yılında. İngilizce kaynak olarak arayanlar adına ben söyleyeyim. Hani İngilizce bir kaynak anlamında da yok benzer bir herhalde. Evet, Türkçe'de yazılmıştı daha önce. Tek bir kişi çalışmıştı. İngilizce'de yoktu. Aslında ilk İngilizce kitap olmuş oldu kurumsal duygusal hafıza alanında. Harika. Ben de buradan duyurmuş olayım. Bu anlamda kaynak arayanlara bilgilendirmiş olalım. Ben de kitabı yeni aldım. Arzu sağ olsun getirmiş. Ben de okuyacağım. Ondan sonra geri dönüşümleri zaten biliyorsunuz kitapları okudukça böyle Twitter'dan paylaşmaya çalışıyorum içerik olarak da. Şimdi önce tabii girişimci neden olunuyor? Biraz bunu açmak istiyoruz. Girişimci ne demek? Neden olunuyor? Nedir o altta yatan Bu çok fazla düşünceler? üzerinde kafa yorulan bir durum. Yani ben daha önce katıldığım konferanslarda da hazır bu kadar böyle kalabalık bir özellikle insan grubu yakaladığımda hemen soruyorum. Neden girişimci olmak istiyorsun? Ya da mesela neden girişimci adayısın? Neden bu konferansları takip ediyorsun diye. Orada gençlere özellikle bunları soruyorum bir şekilde. Ve şu cevabı alıyorum genelde. Rol modellere özenme. Yani işte şu girişimci başarılı, o yüzden ben de onun gibi olmak istiyorum. Hangi isimleri duyuyorsun daha çok? Nevzat Aydın, Sina Apra, çok farklı isimler geliyor bu şekilde. Ya aslında bildiğimiz isimler ama onlar açısından aslında rol model olarak takip etmeye çalıştıkları isimler diyelim. Bunun yanı sıra iş bulamama bir sorun oluyor. Kimi zaman çok eğitimliyim diyor. Yani ben herhangi bir kuruma girip çalışmak için fazla eğitimliyim. Orada sabah 9 akşam 5 çalışmak tercih etmiyorum Biraz diyor. masa başında o Aynen böyle belli öyle. saatler arasında Aynen çalışmak öyle. fikri artık o herhalde Z kuşağını da biraz sıkıyor diye düşünüyorum. Köreltme gibi görüyor olabilirler daha çok kendi açıklamalarına göre, beyanlarına göre. Kimi zaman özgür olmak istiyorum diyorlar. Yani ben öğlen 1'de işime gitmeliyim. Saat 5'te çıkmalıyım. Hayatım benim kontrolümde olmalı. Z kuşağında bunu çok görüyoruz. Yani hayatını kendi Bir kontrol yere altında bağlı tutma. kalamama, değil Aynen öyle. mi? Bu tür nedenleri görüyoruz. Ama günün sonunda bunlar hep gayet rasyonel nedenler. Gayet mantıklı. Düşününce ya evet çok mantıklı nedenler. Herkes istediği saatte işine gitmek ister. Herkes kendi yaratıcılığını kullanmak istediği işine Kuralları kendi odaklanmak belirlemek ister. ister. Oyunu kendi Ya, kurmak ister bir evet doğru. noktada. İnsanoğlu bunu ister. Ama ben insanların Daniel Kahneman'ın da belirttiği gibi rasyonel varlıklar değil, irrasyonel varlıklar olduğuna bu kanıtlanmış da bir olgu inanıyorum. Ki aslında insanlar bu nedenlerle girişimci olmuyorlar. Bu onların rasyonel hale yani mantıklı hale getirdikleri nedenleri. Bir Onlar mantıklı açıklama tabii yapmak ki gerekirse böyle söyleniyor yani ama. şimdi mesela sorduğunuzda neden girişimci olmak istiyorsun? Çok para kazanmak istiyorum diyor. Çok mantıklı deyince mantıklı geliyor kulağa. Ama aslında iki nedenden dolayı oluyorlar. Bunlar çok böyle hayal nedenler gelir ama hepsini açıklayacağım. Birincisi değer yaratma arzusu aslında. Ama bunu tamamen bu girişimcilik ateşi böyle içinde kor olan girişimci adayları için söylüyorum. Yani gelir geçer böyle yedek iş gibi hani bir alan yaratmak değil. Gerçekten girişimci olmak istiyorum diyenler için söylüyorum bunu. Birincisi değer yaratma arzusu. İkincisi ise dünyayı değiştirme arzusu. Şimdi diyeceksiniz ki dünya nasıl değişir? Değer nasıl yaratılır? Değer yaratma şöyle aslında. Mevcutta zaten çok fazla ürün ve hizmete sahibiz. Yani şu anda bir şey almak istediğimizde markete de gitsek, bir AVM'ye de gitsek, bir Çok ürünün o seçenek, kadar çok var değil ki mi? üretiyorlar. Hepsi de kaliteli bir şekilde fonksiyonel olarak Evet. memnunuz kalitelerinden.
Doğal olarak farklı bir nokta bulmaları gerekiyor girişimci adaylarının. Bu ne olabilir? İki şey olabilir. Ya sıfırdan yeni bir fikir yaratmak olabilir. Yani değer yaratmak, sıfırdan yaratmak. Ama eğer sıfırdan yaratamıyorsa, öyle bir fikir yoksa, kullanıcı deneyimini daha iyileştirmek de olabilir. Yani mesela ben bir ürünü kullanıyorum. Fakat başka bir unsura ihtiyacım var. Doğru girişimci adayı insanları gözlemleyip o ihtiyacı bulur. Der ki bu ürün okey, güzel, böyle dursun. Ama buna şöyle bir eklentiyle, şöyle bir geliştirmeyle bu ürün bambaşka bir ürüne dönüşebilir ve bütün ihtiyacı karşılayabilir. Bunu bulduğu anda değeri yaratmış oluyor aslında. Hem fonksiyonel olarak yaratmış oluyor, hem de tüketiciye hissettirdiği iyi hisse duygusala da dokunmuş oluyor. Hizmet tarafını mesela tam bilmiyorum ama ürün tarafında böyle söyleyince aklıma hep şey geldi. Yeni dünya düzeninde işte hep böyle konuşulan, işte hani değer yaratmak, değer yaratmak diyoruz ya, biraz daha böyle artık çevreci faktörler, insanların daha duygusal, işte ne diyeyim, hafızalarına dokunan ürünler diye böyle çağrışım yaptı bende, ama bilmiyorum hani o konuyla ilgili. Doğru. Onlar da aslında sembolik faydalarına giriyor. Ona da aslında değineceğim. Bir yandan da kimi zaman da ihtiyaç yaratandır girişimci. Yani ben buna ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Ama mesela sosyal medya fenomenlerini, bloggerlerini ürünler paylaşırlar, hizmetler paylaşırlar. Biz aslında ihtiyacımız olmadığını düşünürüz ama öyle bir hikaye anlatımı vardır ki o üründe deriz ki gerçekten ihtiyacım varmış. Bazen de bizim ihtiyacımız olmayan ürün ya da hizmeti bizde ihtiyaç hissi uyandırabilmek bir başarıdır burada, girişimcinin başarısıdır. Manipüle etmek değildir bu. Aslında ihtiyacını farkına vardırmaktır. Değer bu şekilde yaratılır aslında. Ama değer önerisini de anlatacağım. Dediğine aslında geliyor. İkincisi, dünya nasıl değişir peki? Yani dünya nasıl değişir? Şimdi bunun için böyle çok mekanik böyle laboratuvarlara girip bir anda çevre bilincine dünyayı kurtarmak değil aslında demek istediğim. Mesela şimdi kahve zincirlerinden illa kahve alıyorsundur. Almaz mıyız? Değil mi? İşe gelirken hepimiz, ben de derse giderken alıyorum. Şimdi bardaktan aldığımızda bir tutmacı vardır. Etrafında karton. O olmazsa elin yanar. Ama o olmadan eğer bardağı daha kalın üretirlerse de maliyeti sana fazla olur. Çünkü daha sağlam bir malzemenin üretmesi gerekir. Doğal olarak çok daha maliyetli olacağı için almamayı tercih edersin bir noktada. Her sabah onu almazsın normalde aldığın gibi. O ufacık tutmaç günlük akışında senin aslında o kahveyi daha stabil, daha sabit, daha sürekli halde içmeni sağlıyor. Bunu bir girişimci aslında meydana çıkardı. Bunun herhangi bir fonksiyonel faydası var ama duygusal faydası da var, ama sadece bir tutmaç. Dünyayı değiştiriyor mu? Benim şey aslında. Aslında eğer ihtiyacı karşılarsanız, eğer insanların günlük hayatında kendinize bir parça yer edinirseniz, siz dünyayı değiştirmiş oluyorsunuz. İşte değer yaratma da buraya giriyor, değer önerisi. Mesela 96 yılında David Eaker değer yaratmayı ve marka değerini ilk dile getiren bilim insanı. Burada 3 tane fonksiyona dayandırıyor değer yaratmayı, ki girişimciler de bunu takip ediyor. Biri işlevsel, fonksiyonel, söylediğimiz işte ürünü ufak geliştirme. Hayatımızı ufak da olsa kurtaracak bir aynen fikir. Öyle. Aynen öyle. İşlevsel olarak mesela benim bu kitabı böyle almam ve bu kitabın karton olması işte işlevselliği, benim işlevselliğim. Ama bir de duygusal, sembolik faydası var. Bu da hissettirdiği. Bir de kişisel, yani kimlik benliği faydası var. Bu nasıl oluyor? Mesela Harley Davidson mesela markası, montları falan çok meşhurdur, motorcu böyle. Piyora botları falan. Değil mi? Onu giydiğinde mesela kendini daha böyle bohem, daha motorcu mantığa, böyle davranışların, dinlediğin müzik belki değişir bir süreliğine. Onu çıkardığında daha klasik giyindiğinde ise normal akışına dönersin. Marka sana kimlik, kişilik katıyor aslında burada. Belirli bir süre için bile olsa o markayı tercih etmedeki asıl neden aslında kimlik, benlik, bir gruba ait olma hissi. Yani orada motor kullanan, daha senin belki günlük akışında daha farklı bir hayat tarzı süren insanlarla aynı komünitede, aynı grupta yer alma hissini satın alıyorsun. İnfluencerların da bence bu kadar iyi çalışmasının sebebi odur diye düşünüyorum. Bence o hayat de. Tarzına dahil olma, o hayatı kesinlikle yaşıyor gibi, yani o kişi gibi kesinlikle yaşıyor hissine dahil olmak adına. İşte, bu kitabı okuyor, ben de okuyayım. Şunu giyiyor, ben de giyiyor. Kesinlikle falan. Çünkü onun gibi özdeşleşiyorsun. Yani mesela X influencerını takip ediyorum. Diyelim mesela onun giydiği tarzda giyinmeye başlıyorum. Onun okuduğu kitabı okuyorum. Çünkü ben o olmak istiyorum bir noktada. Yani ben onun o postlarında, iletilerindeki o mutlu insan,
o havalı insan, o en çok beğenileri alan insan olmak istiyorum. Ya doğal da dünyada işte o hep bahsedilen case'ler vardır ya, böyle mutlaka işletme öğrencileri bilir, işte belli başlı markaları anlatırlar, işte neden bu kadar başarılı, neden şöyle, neden böyle. Ya en basit bir Starbucks örneğinde bile oraya girdiğindeki o ambiyans, o markanın bir parçası olma isteği. Belki içerideki bir müzik, belki kokusu, belki işte bardağı şekli vesaire. Aidiyet. Evet. 90'lı yılında da Jennifer Eaker, gene David Eaker'ın kızı, Dimensions of Brand Personality diye bir makale yayınladı ki dünyada en çok atıf alan makalelerden biridir. Bu makalede şöyle bir cümle geçiyor. İnsanlar marka seçerken veya bir ürün, hizmet satın alırken kendi arkadaş olmak isteyecekleri o insandaki, markaları insan gibi düşünerek arkadaş olmak isteyecekleri insanı arıyorlar markalarda. Yani yakın hissetmek istiyorlar aslında. Ben bir ürünü tüketirken, ben bir ürünü satın alacakken o üründe kendimden bir parça bulmak istiyorum. Kendimle onu ilişkilendirmek istiyorum aslında. İşte bu da hem duygusal hem de kişisel, yani kimlik faydasına giriyor. Fonksiyonel fayda her zaman taklit edilebilirdir. Girişimciler buna dikkat etmeli. Yani ürünüm en kaliteli, işte benim ürünüm en piyasadaki en iyi kumaş, en iyi deriden üretildi. Aha. İşte en teknik olarak üst düzey, hiç tasarım pazar... bile yapılıyor. Yok. Değil mi? Aynen öyle, taklit ediliyor. Bu demek değil fonksiyonel olmasın. Fonksiyonel olmalı ama duygusal fayda olmadan, yani duygusal olarak kendini tüketiciyle, tüketici seninle ilişkilendirmezse senin ürünün sadece fonksiyonel ve uzun vadede sürekli kalamaz. Peki giderek zorlaşıyor mu acaba bu markalar için? Zorlaşıyor. Böyle anlatınca, hani eskiden mesela bu kadar rekabet yoktu. Sosyal medya vesaire de ortada yokken işte. Tamam, yine belli başlı hani büyük markalar vardı vesaire, ama şimdi mesela böyle hani pıtırcık gibi sürekli böyle bir marka çıkışı, işte tekstil tarafında öyle. Yani ne diyeyim, her şeyin bir patlaması yaşanıyor gibi geliyor bana. Yani çok fazla blogger var, çok fazla YouTuber var, işte yazar var, ressam var. Her şeyin böyle bir ya tasarımcı var. Ha, seçemiyorsun. Bir gördüğün markayı çoğu zaman bir daha göremiyorsun. Veya çünkü yok işte, oluyor kimi zaman piyasada ya aslında. Ya yok oluyor ama bir de mesela ya da tercih edilmiyor. Takip de edemiyorum ben. Mesela işte bir tasarımcı çıkmış, belki çok güzel falan, onu böyle takibe alıyorsun. Sonra unutuyorsun, başka bir şeye dalıyorsun, başka bir tasarımcıyı takip etmeye başlıyorsun. Sonra aradan aylar geçiyor falan. Aa, bu da vardı ya, doğru, ben bunu unutmuşum diyorsun. Çünkü yeterince reklam da belki hani veremiyor. Çünkü seni çekemiyor. Yani seni yakalayamıyor. Şöyle bir şey var mesela, işte kaybolup gidenlere bakarsak. Mesela 80'li yıllarda Amerika'da, Amerikan eyaletleri aşırı böyle kar kış olduğu dönemlerde Amerikan arabaları gidemezlerdi. Çünkü motorları donardı. Toyota o zaman sadece bir sloganla çıktı. Kışında çalışır. Çok basit. Tamam, şimdi kışında çalışır. Bugün 21. yüzyılda biz bunu söyleyemeyiz. Kışında çalışır. Çünkü bütün arabalar kışında çalışıyor. Yani yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Alman arabaları, İtalyan arabaları hepsi çalışıyor. Fonksiyonel fayda, işte işlevsellik orada bitiyordu. Dediğin gibi çok fazla piyasada ürünün, hizmetin olması ve tüketicinin kopması, bir süre sonra hatırlamaması, bir yıl sonra karşılaştığında ben onu kullanıyordum, hiç aklıma gelmedi o süreçte demesi, o markanın aslında o ürünün ya da hizmetin girişimcisinin, daha doğrusu, doğru hikayeleştirmeyi, doğru kurguyu ve insanların o gönül teline dokunmayı doğru kurgulamamasından kaynaklanıyor şimdi diyebilirim. Şimdi bir de mesela dikkatini çekiyor mu? Markaların böyle kurucuları, sahipleri, yani yöneticileri, her ne hani adlandırırsam, marka ile kendini özdeşleştirip daha çok böyle ön plana çıkmaya başladılar. Mesela Tesla örneğinde olduğu gibi. Ve bunu daha sık hani yapan, ne bileyim, başka kurumlarda görmeye başlıyoruz. Hani kendi bir yaşam tarzı var, işte acayip, işte fütüristik mi dersin, ne bileyim, işte teknolojiyi çok yakından takip eden, belki işte çılgın fikirler öneren, birçok şeyi de yapabilen filan böyle. Ve böyle bir kitleleri peşinde sürükler hale gelmiş gibi. Bu da bir trend olabilir mi acaba? Çünkü hikaye anlatımı. Biz çocukluğumuzdan beri hikayeleri seviyoruz. Yani annemiz ne yapardı bize? Hikaye anlatırdı. Bir şekilde biz dinleyerek huzurla uykuya dalardık. Mutlu sonla biterdik. Bu şekilde aslında doğru girişimci aslında hikayesini yaratıyor ve hikayesini tüm insanları, oradaki ürününü, hizmetini kullanan veya kullanmayı düşünenleri de ortak ediyor. Biz bunu sevdiğimiz için aslında orada kendimize bir rol almış oluyoruz. Kendimizi o sahnede hissediyoruz aslında. Bu yüzden hikayenin parçası olmak her zaman heyecan vericidir. Zaten işte girişimcilerin yapması gereken de bu noktada
doğru hikayeyi kurgulayabilmek oluyor. Bunun yanı sıra mesela ne yapmaları gerekir? Neden girişimci olur aslında? Bu iki nedendendi. Ama girişimciler aslında ne yapmaları gerekir? Mesela kurumsal duygusal hafıza, elinizde tuttunuz mesela kitaba dönersek. Kurumsal duygusal hafıza. Ben şöyle biraz da yaklaştırayım. Bizi çünkü görsel olarak takip edenler için de corporate EQ, kurumsal yönetimde duyguları anlama üzerine, değil mi? Biraz evet. Ondan da bahsedeceğiz birazdan. Sorularınız varsa da lütfen iletin. Burada hisse sormuşsunuz ama biz bu programda hisse konuşmuyoruz. Bir de demişler yanmamışsın, tatilden geldin, Norveç'te miydin diye. Yok, fazla güneşlenemiyorum. Yok, yakından aslında böyle yakından, tatlı bir bronzluk var. Tatlı bir bronzluk var ama ışıklardan dolayı öyle gözükmüyor. Peki şimdi kitaba mı geçelim, kitaptan mı bahsedelim? Olur aslında. Şöyle, kurumsal duygusal hafıza kavramı Türkiye'de aslında Türk akademisyenler tarafından dünya literatürüne kazandırıldı. Profesör Doktor Ali Ekber Akgün ve benim doktora tez danışmanım Profesör Doktor Halit Keskin tarafından literatüre kazandırıldı. Ben de şanslıydım ki doktora dönemimde Halit Hoca ile çalışırken bu kavramı benim çalışmama izin verdi aslında. Ve ben devamında doktora tezimi bu alanda yazdım ve 6 yıldır da bu kitap üzerinde ben uğraşıyordum. Çünkü ben şuna inanıyorum. Biz şimdi girişimciler açısından aslında bunu söylüyorum. Girişimciler hep neye odaklanıyor? İşi nasıl kuracağım? Yatırımcıya nasıl gideceğim? İşte pazarı nasıl oluşturacağım? Para kazanacak mıyım? Batacak mıyım? İşte insanlar ürünümü alacak mı? Bunlar odaklanıyor ama. Bir de hemen böyle paraya hemen dönüşmesi tabii gerekiyormuş gibi de bir algı var. Aynen öyle. O kadar kolay olmuyor. Yani belki 3 sene 5 sene hatta böyle. Elbette. Zaten o yüzden 3 yıllık ve 5 yıllık yatırım planlarıyla ilerlemek durumunda girişimci daha işini en başında kurarken. Çünkü ilk 3 yılı ve ilk 5 yılı totalde göremezsen girişiminle ilgili çok da yol alamazsın uzun vadede. Kurumsal duygusal hafıza aslında nedir dersek, nasıl şimdi bilgisayarları mesela sizin Bloomberg'de şimdi bellekleriniz var bilgisayarlarınızda, bütün datalarınızı tutuyorsunuz, bütün kurumların var bilgisayar sistemleri, ama bilgisayar sistemleri aslında kurumun hafızası, ama kurum dediğimiz şey insandan oluşur. Yani kurum eşittir insan aslında. Aklıma yani şöyle bir şey geldi. Mesela bir tane hocamız vardı. Bize hep derdi ki çocuklar işte yarın öbür gün ben işte ilk benim işletme okudum. Ve orada işte bir Rus bir hocamız vardı. Hep derdi ki çocuklar işte çalışacağınız kurumsal şirketin patronuna mutlaka bakın. Nasıl yaşıyor, ne yapıyor, nasıl bir tarzı var. Tabii lideri görmeniz gerekiyor. Evet, mutlaka bütün kurumsal hayata sirayet eder. Yöneticilere, işte çalışanlara. Yani böyle bir yapının altında çalışmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz ona. Ama tabii hani Türkiye'de bunu kıyaslamak da biraz zor. Yani bir şekilde hani çok zor. Seçme tercihi olmuyor tabii ki. Yani globalde çok hani sorun olmuyor. Global şirketlerde belki daha sert kurallarla, o globaldeki kurallarla tek bir düzende yönetildiği için kimi zaman o sorun yaşanmıyor, ama evet, bu bence de dikkat edilmesi gereken bir nokta. Sonuçta rol model alman gerekiyor kendi yöneticini, ki kendi yöneticin özensiz geliyorsa nasıl çalışan özenli gelsin oraya. O çok doğru, liderlik anlamında bu doğru. Şimdi her kurumun belleği var, bilgisayar sistemleri var. Buradan açıyoruz, istediğimiz an ulaşıyoruz. Bir girişim startup, yani başlangıç demektir. Yani sıfırdan bir girişimci bir oluşum kuruyor aslında. Bir kurum kuruyor. Yani insanlardan oluşan bir yapı kuruyor. Şimdi insanlardan oluşan bir yapı kuruyorken sadece bilgisayar sistemlerindeki belleklerle hareket edemezsin. Bu kurumun bir de öğrenilmişliği vardır. Yani insanların yaptığı hatalardan olsun, belki işi batırmasından olsun, belki çok büyük başarı sağlamasından olsun, her bir süreç bir öğrenilmişliktir. Şimdi ekibi kuruyorsunuz. Girişimde ekip kurulur sonuçta. Sıfırdan kültürün yok, hiçbir şeyin yok. Neyi kurarsan o olacak sonuçta. Ekibini oluşturuyorken çok doğru şekilde uzun vadede birlikte ilerleyebileceğin insanları seçmen gerekiyor. Yani sadece o insan popüler diye benim girişimimde yer alsın. Yani onun ismi çok popüler, benim ekibimde yer alırsa ben piyasada 1-0 öne geçerim. Böyle bir durum yok. O insanla uyuşmuyorsan o insanla yola çıkmamalısın. Eğer bir girişimsen, yani daha yeni kurulan bir yapıysan. Çünkü ne yazık ki girişimlerin en büyük sorunlarından biri sirkülasyon. Eğer insanların işten ayrılması çok sık hale gelirse, ekiplerin değişmesi çok sık hale gelirse, öğrenilmişlik de o insanla birlikte gidiyor o kurumdan. Yani ben mesela burada bir hata yaptım, bir şey oldu, onu öğreniyorum ve bir sonrakinde bunu tekrarlamıyorum. Ama ben gittiğimde yeni gelen insan, bu bilgisayar sisteminde kurulu bir şey değil, benim o iş akışında
deneyimimle öğrendiğim bir şey. Ben gidince yeni insan yeniden deneyimleyecek. Hı-hı. Doğal olarak en başında girişimlerin bu çok büyük bir avantajı. Çünkü kendin yapıyı kuruyorsun. Doğal olarak doğru insanlarla yola çıkmak girişimciler için çok önemli. Ne popülerliğine ne de başka unsurlara bakmak yerine birlikte verimli olarak uyum içinde çalışıp uzun vadede en azından 5 yıl, 6 yıl birlikte gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz bunu görmeleri gerekiyor ekipleriyle. Bazı şirketlerde evet dikkat ediyorum mesela işte hep çalışanları 10 yıllık, 15 yıllık hep beraber büyümüşler aslında. Şirketi şirket yapan da o çalışanlar. Aynen öyle resmen oluyor. Resmen hani o çalışanların üzerine kurulmuş aslında sistemler. Bir yerde iyi ama bir yerde de acaba dezavantaj mı gibi de öyle aslında. Düşündüm. Şöyle şimdi benim burada duygusal hafıza dediğim şey mesela şimdi hani bunu insanlar daha rahat anlasın diye anlatacağım. Çok böyle insani örnek olacak kurumla değil ama mesela bir ilişki yaşıyorsunuz bir insanla başladınız ve bir şekilde bir şeyin kötüye gittiğini görüyorsunuz davranışlarından, hareketlerinden. Her birini not ediyorsunuz kafanızda ve bir gün bitiyor. Sonra başka bir ilişkiye başlıyorsunuz zaman içerisinde ve aynı akışı gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Hemen bu işte benzere gidiyor arkamıza diyorsunuz. Bakmadan kaçıyor. Çünkü hissediyorsunuz. Hmm. Yani insan olarak siz diyorsunuz ki Evet. geliyordu gelmekte olan diyorsunuz. Aynen Yani öyle. bu olay böyle olumsuza gidiyor. İş yaparken de böyle bir projeyle karşılaştığınızda eğer bir projede siz bir unsuru doğru başarılı bir şekilde tamamlarsanız, güzel bir hisse kapılırsanız ve 5 yıl sonra aynı ekip yeniden projeyle karşılaştığınızda yine benzer bir sorunlu o hisse kapılırsanız çözümü zaten 5 yıl önce yapmıştınız. İşte kurumsal duygusal hafıza bu oluyor ve girişimler için çok önemli çünkü know-how'ları var fakat deneyimleri yok henüz yeni başladıkları için. Bu yüzden ekipler çok önemli girişimlerde doğru ekiple başlamaları çok önemli Bir de diyebilirim. tabii şartlar da çok değişiyor. Şimdi dışarıda da aslında şartlar çok aynı kalmıyor. Biraz da hani o tarafı da düşünmek lazım tabii ki hani Aynen bu öyle. Pandemi süreci. mesela. Tabii pandemi sürecinde bütün bilinenler unutuldu. Belki de liderlerin bugüne kadar en çok zorlandığı dönemdir. Değil mi yani Türkiye'de biz mesela Öyle. bazen işte kurumsal tarafta yöneticilerle vesaire konuşurken yani ne yapacağımızı bilemiyorduk. Yani bakıp da dönüp de nereye bakacaksın? Nereyi baz alacaksın? Yok. Hani Çünkü çok benzer bir vaka. olumsuz ve eşsiz bir durum yaşandı. Bir anda yaşandı. Mesela girişimciler burada da şu hataya kapılanlar çok oldu benim genel olarak piyasada gözlemledim. Mesela çok fazla maske, eldiven üretenler oldu değil mi? Evet, doğru. Çünkü ihtiyaç bu, zorunluluk çok da güzel oldu ama bu girişimci şimdi pandemi döneminin yani aslında bu dönemin zorunluluğuyla bu girişimi başlattı. Ve çok satış yaptı, çok tutuldu pazarda. Gerçekten kaliteli, fonksiyon olarak kaliteli üretiyor. Ama pandemi dönemi bittiğinde elbette yani tamamen sona erdiğinde maske satışı ve eldiven satışı elbette azalacak. Normalize olacak Yani tabii. doğal olarak bu girişimcinin girişimci olarak girişimini çok eşsiz şekilde yönettiği anlamına tamamen tabii ki elbette yönetmiştir ama buna %100 bu nedendendir diyemeyiz. Şartlar onu aslında biraz da kaldıraç etkisi yaptı. Önemli olan pandemi dönemi dışında da girişimini doğru yerlerde sürdürebilmek. Eğer bu ürün şu anda bir ihtiyaç olduğu için kullanılan bir ürünse pandemi dönemi sonrasında nasıl bir farklılık katabilirim, nasıl bir ihtiyaca hitap edebilir mi sorması gerekiyor girişimcilerin. Yani sadece dediğiniz gibi pandemi dönemine ait olmaması gerekiyor bu girişimin. Bu bir fırsat yaratır. Bir hani rüzgarı böyle arkadan hızlı bir şekilde Aynen alırsınız. öyle evet. Mutlaka bir hızlı yol alınır ama Kesinlikle. sonrası için bir plan mutlaka olması Kesinlikle. gerekiyor Ve ki çok ona göre. sarsıcı bir dönemde. O yüzden mesela birçok kurum en başında Allah'tan böyle dönüşüm çok hızlı oldu. Çünkü altyapısı güçlü kurumlar, girişimler de olsun, kurumlar da olsun. Eğer teknolojik olarak altyapısını hazırladıysa bu durumu bilmeden en azından teknolojiye, inovasyona yatırım yaptıysa bu dönemi rahat kurtardı ama kimi kurumlar hiç teknoloji inovasyona önem vermedi. Ofislere de gidilemiyordu. Doğal olarak aslında burada bir zor dönem yaşandı onlar açısından. Bu da gösteriyor ki hani yıllardır bütün yöneticilerin Hep derler. derlerdi hani teknolojiye yatırım yapın, dijital Aynen. dönüşüm geliyor. Neye ihtiyacımız olacak ki şeklinde yaklaşan yenilikçi olmayan aslında kurumlar ne yazık ki pandemide o büyük zorluğu yaşadı. Onun dışında yenilikçi olan kurumlar Birçoğu aslında çok dönüşemedi, dönüştü yani. değil mi? İş akışları ben mesela kendi adıma iş akışımı normal şekilde sürdürebildim. Ama elbette
piyasa zorluğa girdi. Birçok yer kapandı, kurumlar kapandı, girişimler durdu. Çok zor bir dönemden geçildi. O yüzden birazdan girişimcinin psikolojisini de konuşacağız. Ne yapsınlar bu girişimciler, evet. Neleri nasıl düşünsünler? Hakikaten işin bence en zor kısmı o girişimcilik tarafında. O en böyle işte emek sarf edilip hani hayaller muhteşem, işte hedefler olağanüstü falan, ama böyle bir zorlukla karşılaşılınca hemen yok ya bu iş olmaz filan noktasından dönmemek lazım. Bayağı bir sağlam psikoloji gerekiyordu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onu da bir kısanın ara, değil mi? Aranın ardından konuşalım. Evet, Yasemin ara verelim diyor. Şimdi ara verelim, aranın ardından buradayız. Açmaya da bilirdin ama açtın sanırım. Herkese tekrar merhaba. Kısa bir aranın ardından beraberiz. Bugün Doktor Arzu Girişken bizlerle, akademisyen. Hem kitabı üstüne biraz konuşuyoruz. Corporate EQ, yani kurumsal şirketlerin duygusal hafızaları üzerine konuşuyoruz. Hem de biraz tabii girişimcilerin psikolojileri üzerine konuşacağız. Pandemi dönemi dedik. Şartlar zaten zorlaştı ama böyle benim harika bir fikrim var. Müthiş bir fikrim var. Geldim Arzu, böyle bir şey yapacağım ben. Ya bu tutmaz diyorlar. Böyle kestirip atıyorlar. Değil mi? Nasıl moral bozuyor. Ne yapsın o girişimci? Ne şöyle, düşünmeli? Ne yapmalı? Ya vazgeçmemeli öncelikle tabii. Zaten vazgeçilmediği aşamada girişimci o yolda aslında ilerlemiş oluyor. Hı. Fakat şuna dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten karşısındaki doğru nedenle mi uyarıyor? Yoksa yani doğru nedenden de aslında uyarıyor olabilir. Olabilir tabii. Yoksa kendisi mi haklı? Burada objektif olması gerekiyor. Çoğu zaman insanlar objektif olamıyor. Girişimci fikrine o kadar çok aşık oluyor ki körü körüne de aslında savunabiliyor. Ne yapması gerekiyor? Bana geldin mesela, işte sen geldin mesela, diyorsun ki benim fikrim var. Ben de düşünüyorum, mantıklı gelmiyor bana ve ben diyorum ki bana mantıklı gelmiyor. Hmm. Bence vazgeçmelisin. Ben orada, kullanmam, almam. Almam. Hani böyle yorumlar yapılabiliyor. Ben olsam almam diyorum. Orada şunu bana söyleyebilmen gerekiyor ya da kendine söyleyebilmen gerekiyor. İnsanlar peki benim ihtiyacım olmayabilir ama öyle bir pazarı vardır ki o ürünün ya da hizmetin. Hmm. Benim aklıma gelmeyen bir pazardır. Çünkü benim ihtiyacım yoktur. Ben hiç düşünmemişimdir üstünde. Ama belki bir meslek grubuna hitap eden bir ürün ya da hizmettir. Belki bir ilaç tedavisi hasta bir insan kitlesine aslında hitap eden, destek olan bir ürün ya da hizmettir. Belki farklı bir sosyoekonomik gruba hitap eder. Sosyoekonomik durumu farklı, benden farklı olan kişilere hitap eden bir üründür. Ben onu tabii ki o anda idrak edemeyebilirim ve direkt olarak hayır diyebilirim. Aslında bu hayır dememin nedeni de beynimin kısa yolundan kaynaklanıyor. İnsanların beyinleri kısa yolları çok seviyorlar. Çünkü beynim mesela bana diyor ki yani Arzu, yorma beni.
Yani ben diyor enerjimi diyor oturup bunun üzerinde kafa yorarak tüketmeyeyim diyor. Bununla mı uğraşacağız falan diye. Aynen öyle mi? Yani beni kolay yorma diyor. Kolay yolu seçmek yani cevap olarak. Cevap i̇nsan olarak. İnsan psikolojisi böyle değil mi? İnsan kolay yolu seçmeyi seviyor. Diyor ki beni yorma diyor yani zaten diyor gün içinde 50 tane şeyi düşünmek zorunda bırakıyorsun beni. Bir de bunu düşünmek zorunda bırakma. Çünkü bunu düşünmek için diyor benim o pazarı düşünmem gerekiyor diyor. Finansalları düşünmem gerekiyor. Ürünü düşünmem gerekiyor. Yani ben şimdi senin arkadaşına bu cevabı verebilmek için 50 tane şey düşünmem gerekiyor diyor. Onun yerine olmaz bu işte geç diyor. Yani bu ona daha rahatlatıcı geliyor. İşte bazen de kötü niyetinden değil yani bu bilinçaltı, bu beyin böyle çalışıyor. Çoğunlukla diyelim umarım. Çoğunlukla. Arkadaşınızsa umarım çoğunluklardır. Şimdi bu noktada oraya girerse çıkamayız. Yani bu noktada da aslında beynin o kısa yolu çalışıyor. Biz buna bilişsel eğilimler ve ön yargılar aslında diyoruz. Cognitive bias. Daniel Kahneman bunu çalışmıştı bilim insanı. İnsanların ön yargılar. Ön yargılar. Yani şöyle insanlar ön yargılarla aslında çoğu zaman davranabiliyor. Mesela girişimcilere dönersek mesela girişimciler deve kuşu etkisi çok görülüyor. Deve kuşu etkisi nedir? Mesela bir o böyle işleriniz bir şekilde iyiye gitmiyor gibi sinyalleri alıyorsunuz. Yani pazar payınızın küçülmesinden, ürünün satışlarının azalmasından ne yapıyorsunuz? Hayır değildir, geçici bir durumdur. Hayır değildir, olur öyle. Yok, pazar bizim ürün çok iyi. Biz zaten çok iyi hizmet veriyoruz. Ben güveniyorum ürünüme. Yani deve kuşu nasıl hani kuma gömer evet, kafasını. Bu çok yanlış. Yani o geliyor olmakta olan olumsuzluğu yüzleşip sırtlayabilmek gerekiyor. Yani önlemi alabilmek gerekiyor ki başarılı olsun girişimci ama insanlar hoşlanmıyorlar olumsuzluktan. Karşıma olumsuzluk çıkmasından hoşlanmıyorum diyor ve aslında bunu reddediyor. O yüzden risk yönetimi çok zor herhalde değil mi? Çok en zor. Çok zorlanılan bence unsurlardan biridir herhalde. Hatta kimi zaman mesela işi kötüye gidiyor artık batacak. Şunu diyor bu kadar emek verdim. Biraz daha devam edeyim. Bu kadar emek verdim. Daha devam etmeliyim. En dibini göreyim. Yani çünkü yıllarımı yatırdım. Tamam ama düzelmeyeceği bir nokta vardır. Risk almak çok güzel. Risk bence her girişimci risk almalı. Ama bilinçli risk almalı. Yani bilinçli riskle bilinçsiz risk. Yani resmen açıkça bir veriler vardır. Bir mevcut vardır. Akılcı yaklaşım vardır. Bir de risk vardır. Yani riski akılcı alabilmektir aslında. Girişimcilik kazanma noktası diyebilirim. Yani risk alınmalı. Bir de bir kere yaptın tuttu diyelim. Risk aldık. Harika bir sonuç aldık. Müthiş. Evet. Nasıl olacak? Şöyle ben bunu mesela görüyorum. Diyorlar ki mesela masadan o an kalkacaktım. Yani kalkıyorum dedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok güzel. Bence çok doğru bir karar aldı. Bence gerçekten öngörüsü yüksek ve başarılı bir girişimci o kararı mesela masada mesela bir imzalaması gereken bir anlaşma geliyor başka bir şirketle işbirliği ama ben kalkıyorum diyor şartları bana uymuyor. Çok güzel bir karar ama hep mi riskli gidecek senin girişiminin hayatı? Yani her dakika orada aldığın o risk anında o nasıl diyeyim çok olağan dışı durumda aldığın kararla girişim ilerlemiyor. Girişiminde zaten çok sıkıcı yollardan geçiyor olacaksın. Yani ürünün satacak, satmayacak. İşte pazar değer edecek, etmeyecek. Çok sıkıcı bir yol. Arada bir belki milyonda bir kere o riskle karşı karşıya kalacaksın. Ya da o nasıl diyeyim risk aldığın kararı almak durumunda kalacaksın. Başarıyı sağladığın kararı sen belki bir ya da iki kere alacaksın. Sonrasında başarıyı sağlayabilmen o sıkıcı dümdüz. İnişi çıkışı belki de daha az olacak yolda nasıl sabit gidebildiğinle veya yükselişte gidebildiğinle alakalı. İşte girişimciler mesela ne yapıyorlar? Risk anında aldıkları kararla sağladıkları başarıyı benim başarım olarak diyor. Yani bu benim başarım. Ben orada risk aldım ve başardım. Her gün risk alamaz bir girişimci. Bazen alır. Çok nadiren alır. Başarılı olursa sonrasında işini rayına oturtur ve o rayda aslında doğru gidebilmek, doğru adımları atabilmektir girişimcilik. Bunun heyecanına kapılıp devamlı risk almak da girişimi tehlikeye sokar. Bir de mesela bir şu de var. Yaptığı her iş tutacak zannedenler oluyor. Aynen öyle. Bir de tane işte bir fikir ya da bir uygulama bir şey hani son dönemde işte biliyorsun dijital tarafta çok fazla büyüyor evet, şirketler. Evet. Bir şey yapıyor, tutuyor, muazzam falan. Hemen başka bir şey daha, başka bir şey. Ya bir dakika ama önce dağılıyor bir... çünkü. Yani evet. Seçenek artınca tüketici de şunu diyor. O girişimcinin şu işi de vardı, bu işi de vardı. Kopuyor aslında bir noktada. Yani yatırımcılığa giriyor bu, girişimciliğe değil. Yatırımcı olmak güzel, farklı fikirlere yatırım yapmak güzel ama bir girişimci 50 tane ürünü, hizmeti aynı anda
üretim noktasına geldiğinde tüketicide bir marka ile o girişimci ilişkilendirilemiyor. Çünkü çok fazla ürünle o kişi ilişkilendiriliyor ve yoruluyor insanlar bir noktada. Bir de şu var mesela, girişimciler başarı sağladıklarında kendilerini hemen başka başarılı girişimcilerle benzerliklerini hemen ilişkilendiriyorlar. Diyorlar ki ben başarılıyım. Bu da bir bilişsel eğilim. Ben diyor başarılıyım ama diyor mesela Sinafra diyelim. Sinafra da bu yüzden başarılı. Ben Arzu Girişken olarak başarılıyım. Çünkü Sinafra şunu yaptığı için başarılı. Ben de aynısını yaptım. Ben de başarılıyım. Peki piyasada başarısız olan, girişimi batan girişimcilere bakıldığında aynı davranışı onlar yapmadı mı? Onlar da yaptı. Peki onlar niye başarısız oldu? Yani sadece bir insan davranışına, sadece bir rol modeli... Biraz da şans mı yani? Hani hep derler ya. Bazen şans unsuru da olabiliyor. İşte o şans unsurunu da kendine başarıya mal edip çok rahat alana geçmek ve işte salmak. Ben zaten başarılıyım. Kendime bir yenilik yapmama, yenilikçi olmama gerek yok. Ben zaten bu davranış modeline sahibim, benim girişimim her türlü başarılı olur deyip rahatlığa salan girişimciler, yenilemedikçe, kendi inovasyona yatırım yapmadıkça, ürününü iyileştirmedikçe, fonksiyonel faydası bitmeye yakınken, artık taklit ediliyorken onu yenilemedikçe, duygusal faydayı parlatmadıkça, ilişkilendirmedikçe başarılı olamaz. O an başarılı olur. Bir de gerçekten çok başarılı girişimler olup böyle biliyorsun zamanla yok olanlar oluyor. Hatta hayretler içinde kalıyoruz. Ya işte ne kadar güzel çıktı, müthiş bir işte ürün, hizmet, neyse. Ne oluyorsa o yöneticilere bir şey oluyor. Ya yani ürünle yenilemiyorlar kendilerini. Bağını kopuyor. Nasıl? Şöyle, kimi zaman yenilemiyorlar. Çünkü ben oldum diyorlar. Yani ben oldum, ben başardım. Zaten ben, müthiş kullanıcımız zaten var. Zaten kullanıyor. Müşterimiz var. Kitle belli. Alışkanlık haline getirdim. Mesela giriyor benim sisteme. Şu siparişi veriyor. Zaten onun alışkanlığına dönüştü artık. Benden vazgeçemez. Niye vazgeçemesin? Aslında bunlara dikkat etmesi gerekiyor girişimcilerin. Bunun yanı sıra bir hataya daha mesela düşebiliyor girişimciler. Yatırımcıya gitmek durumunda oluyor bazen girişimciler. Kendi maddi imkanları olmayabiliyor. Kimi zaman banka kredisi çekiyorlar. Farklı arkadaşlarından, ailelerinden alıyorlar. Ama kimi zaman da iş planlarını hazırlayıp... Yatırımcı bulmak da en zor proses yani. Aynen kesinlikle. Öyle ama yatırımcı bulmaya çalışırken şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Her yatırımcıya gitmemeleri gerekiyor. Ben teknolojiyle ilgili bir iş yapmayı düşünüyorsam bir yatırımcıya gitmeden önce o yatırımcının daha önceki portfolyosuna bakmalıyım. Nelere yatırım yapmış? Yani hep sağlık alanına yatırım yapan bir girişimciye, yatırımcıya pardon, ben gidip de gıda ile ilgili bir alanda yatırım yap. Neden bunu diyorsun Arzu özellikle? Çünkü yatırımcı kendi bildiği alana yatırım yapmayı istiyor. Eğilimi olur. Aynen öyle. Çünkü deneyimi var. Parasını yatırıyor, itibarını yatırıyor. Yani sadece para yatırmıyor yatırımcı, itibarını da yatırıyor. Bu iş yürümediğinde yatırımcısı kimse, o kişinin adıyla anılarak o işin başarısız olduğu söyleniyor. Hangi yatırımcı hem para kaybederken hem de itibarını kaybetmek veya başarısızlıkla anılmak ister? O yüzden ne diyorlar? Mesela ben hep teknoloji alanında yatırım yapan bir yatırımcıyken teknolojiye yatırım yapmak isterim. Çünkü bana iş planı geldiğinde daha önce 10 tane yatırımım var teknolojide. Bunun zorluklarını biliyorum, deneyimledim. Girişim nasıl ilerliyor, nerede zorlandılar, nerede yükseldiler biliyorum. Çünkü takip ettim. Çünkü hem paramı hem itibarımı yatırdım, hem zamanımı yatırdım. Ki en kıymetlisi bence. Bunları yatırdıktan sonra deneyim kazandığım alanda kendim ilerlemek isterim. Genellikle. Herkes de böyle ama genellikle bu. O yüzden girişimci adayları bence bir yatırımcıya gitmeden önce yatırımcının daha önceki yatırım yaptıkları işleri kontrol etmeli ve o yatırımcıya gitmeler. Yatırımcıya gittiklerinde de iş planını anlatıyorlar, sunuyorlar. Bir noktada yatırımcı şunu görmek istiyor. Bu girişim fikriyle sen ne fark yaratacaksın? İnsanlar neden seni seçsin? Ve günün sonunda nasıl bir büyümeyi hedefliyorsun? Yani ben 5 yıl sonra bu girişimi nerede görmeliyim? Bunlara önem veriyorlar ve ekip üyelerinin mesela kimisi daha bilgisayar sistemlerine, kimisi hukuk alanında, kimi finansal, kimisi ise daha yüzü oluyor markanın. Ekibi görmek istiyor yatırımcılar. Şimdi böyle anlatıyorsunuz yatırımcıya, gittiniz bir girişimci adayı heyecanla anlatıyorsunuz. Yatırımcı mesela 10 tane teknoloji yatırım yapmış, size teknoloji 11. fikir belki olacaksınız kabul ettiği. Bir uyarı yapıyor, diyor ki bence şunu 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 düzeltirsen fikrin harika. Orada şu detayı düşünebilmeleri gerekiyor girişimci adaylarının. Gerçekten yatırımcı, objektif olarak düşünmeleri gerekiyor. Yatırımcının bu dediğini ben fikrime uygularsam fikrimden vaz mı geçmiş oluyorum? Tamamen değiştirmiş mi oluyorum?
Yani burada vazgeçerken haklı mı bu yatırımcı, yoksa yatırımcı sadece bunu kendi kalıbına sokmak için mi yapıyor? Eğer kendi bildiğinizin doğru olduğuna %100 eminseniz, elinizde verileriniz varsa elbette vazgeçmeyin. Ama yatırımcı da itibarını, parasını yatıran bir insan olarak o uyarıyı boşa yapmıyordur çoğu zaman. O yüzden bence girişimci burada, ben buna girişimci körlüğü diyorum. Ama bilişsel eğilimlerde doğruluk olarak kendi doğruluğunuzu insanlara kabul ettirme isteği olarak adlandırılıyor. Ben bir şeye inanıyorsam bu doğrudur. Mesela köpeğim var, dışarıda insanları ısırıyor ama evde bana çok uysal. Ben herkese evet diyorum ki benim köpeğim uysal. İnsanlar diyor hayır, senin köpeğin ısırıyor. Nereden bakıldığına bağlı. Doğal olarak ben fikrimin çok iyi olduğuna, muhteşem, mükemmel olduğuna inanıyor olabilirim ama yatırımcı benim göremediğim bir şeyi görüp beni uyarıyor olabilir. Burada girişimci bir de adayları objektif olmalı. Kendi fikrinden sapmak mı acaba işte? İşte bunu ayırt etmek de zor. Ayırt etmek bir sanat. Ayırt edebilen girişimciler aslında o yola zaten girmeli. Yani objektif olmalı, yatırımcı haklı mı bunu kendine sorabilmeli. Yatırımcının dediği haklı ve makul geliyorsa bu düzenlemeyi yapması gerekir elbette. Çünkü o yatırımcı 10 tane daha benzer iş yapmış. Çok iyi bir para yatırıyorsa şayet. Elbette. Bu noktada değer deyip değiştirebilir ama tabii tutar tabii mı tutmaz. Yani objektif olması gerekiyor girişimci adayının. Körü körüne ben buna girişimci körlü diyorum. Böyle bir kavram var mı bilmiyorum ama girişimci körlü demek çok hoşuma gidiyor. Çünkü körü körüne aşık oluyorsunuz fikrinize. Fikrine aşık olmak bir girişimcinin yapabileceği en büyük hatalardan biri. Fikrine inanmak yapması gereken. Fikrine aşık olmak yanlış bir şey. Fikrine inanmak doğru olan aslında. İnanacaksın ama bu kadar hani böyle körü körüne de. Ya bazen çünkü yolda giderken ufak tefek değişiklikler mutlaka olur, olmalıdır da. Tabii ki. Değil mi? Bir de hani kişi kendi işine yarayan bir şeyi, hizmeti veya bir ürünü genelde bir ihtiyaçtan doğduğu için o fikir, hani neyse artık o girişimcinin ortaya koymaya çalıştığı. Sen böyle bir şeyi kullanıp muazzam fayda sağlıyorsun ya da acayip bir şeyler. Oo işte bunu herkes kullanır falan. Yok öyle bir şey yani. Doğru. Senin gibi bakmayan binlerce insan olabiliyor. Biraz da sosyolog gibi de çalışmaları lazım. Toplumu anlaması lazım. Çünkü kesinlikle. Türkiye'de bir girişimciysen ve Türkiye'de bir ürün veya bir hizmet çıkarıyorsan hedef kitlen ne? Hani o toplumda ne kadarlık bir kitle bunu alacak, kime satacaksın sen bir ürünü? İşte bazen bir gıda ürünü çıkabiliyor mesela. Ama işte korkunç bir para. Evet çok faydalı işte bilmem ne falan ama kime satacaksın, ne kadar satacaksın, rakibin kim falan. Çok unsur var. Orada da mesela girişimciler, bir örnek daha vereceğim daha iyi anlamak adına. Bir telekomünikasyon şirketi araştırma yapıyor. Kaç tane hanede telefon kullanımı yok? Şimdi buna bakarken kendi müşteri datalarına erişip bunu soruyor ve sıfır çıkıyor. Tabii ki sıfır çıkar. Zaten telefon kullanan insanlara bunu soruyorsun. Doğal olarak girişimciler de evet, bu gerçek, böyle bir durum var. Şimdi girişimciler de eğer beyan yoluyla insanlardan fikirlerini almak istiyorlarsa, bir örneklem, bir kendilerine grup belirledilerse ürün veya hizmetiyle ilgili, gerçekten orada bu ayrımı doğru yapabilmeleri gerekiyor. Yani zaten o ürünü kullanan insanlara bu ürün olsa kullanır mıydınız demek yanlış olur. Zaten ürününü kullanıyor. Farklı odak gruplarına çalışmak kesinlikle gerekiyor, kesinlikle değil mi? Bu noktada çalışmalarını anket yöntemiyle olsun, beyan yöntemiyle olsun, beyin verileriyle olsun. Beyin verilerinde durum farklı oluyor nöro yöntemlerde ama beyana dayalı araştırmalarda, girişimler bu tür araştırmalarda örneklemlerini doğru analiz etmeleri gerekiyor. Hedef kitlelerini, pazarını belirlerken kesinlikle gidip de kendi kullanıcılarına, kendi müşteri kitlelerine müşterim olur muydunuz denmez. Süreklilikle ilgili olabilir ancak. Aklıma şu geldi. Girişimci deyince böyle gençleri çağrıştırıyor bana hemen kafamda. Girişimci demek sanki genç falan. Böyle bir şey var mı? Yok. Aslında Amerika'da bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Şöyle daha çok 30-40 yaş aralığında ve 40 üstü de hatta, 40 üstüne daha çok görülüyor. İnsanlar belirli bir sektörde deneyim kazandıktan sonra öğrenilmişlikleri, know-how'ları ile birlikte eksikleri de görüyorlar. İnsanları tanıyorlar, pazarı, müşteriyi tanıyorlar. Doğal olarak ayrılıp kendi girişimlerini kurarak orada gördükleri eksikleri kendi girişim fikirleriyle yönetiyorlar. Pazarı da iyi tanıdıkları için genellikle bu girişimciler, bu sektörden ayrılıp gelen girişimciler, sektörü tanıdıkları için
dinamikleri de doğru biliyorlar. O yüzden 40 yaşında, 40 yaşın üzerinde çok fazla girişimci adayı var. Girişimci var hatta. Ve hatta işte en hayattaki kazanılan en pahalı şeyi tecrübe derler ya, o da işte eminim diğer belki de rakiplerine ya da benzer işleri yapanlara göre de biraz daha önde olmalarına da neden olabilir. Kesinlikle. Herhalde. Kesinlikle. Çünkü her şeyden önce pazarı tanıyor, rakipleri tanıyor, rakiplerle belki çalıştı, belki rakibi bir önceki çalıştığı yer. Doğal olarak dinamiklerini biliyor. Burada etik durabilmesi tabii ki önemli. Bunun yanı sıra dediğim gibi 40 yaşı ve üzerinde çok fazla girişimci var. Amerika'da bu çok görülüyor. Türkiye'de de çok görülüyor bugün. Birçok başarılı girişimin başında gördüğümüz girişimciler zaten gördüğümüz üzere elbette Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Z kuşağının gelmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz şunu yapamıyorduk. Biz mesela bizim annelerimiz babalarımızdan, onların annelerinden hep şu vardı. Sabah 9 akşam 5 bir işin olsun, işte SGK'n olsun, emekliliğin yatırılsın, maaşın düzenli yatsın. Senden daha iyisi yok. Ben de evladımla ilgili huzur içinde hayatımı devam ettiriyorum. Biz böyle yetiştirildik. Biraz freelance çalışanlara zaten böyle anlam verilemiyordu ilk etapta. Nasıl yani, sen şimdi ofise gitmeyecek misin? Çalışmıyorsun gibi bakan oluyordu mesela. Evden çalışacağım diyordu freelance. Çalışmıyor benim çocuğum. Halbuki çalışıyor. Hatta çok daha yoğun çalışıyor. Çünkü anlamlandıramıyorlar. Onlar, insanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar ve bunu dışlarlar bir noktada. Hmm. Yani kabul etmezler. Kesinlikle. Bununla ilgili bir şey bu. Ama Z kuşağı şunu dedi. Ben o kadar değerliyim ki ben istediğim yolda ilerlerim. Yani ben eğer o kurumda mutlu değilsem, ben orada çalışmaktan mutlu olmuyorsam ben orada çalışmam. Bu yer bana bir şey katmıyorsa, bu yer benim 10 yıl sonraki kariyer hedefimde yer almıyorsa, ben burada kendim gelişmiyorsam, sadece maaş alıp saat dolduruyorsam, akşam 5'i beklerken 10 dakika kaldı çıkmama diyorsam, burada durmamın anlamı ne? Benim hayatım bundan çok daha kıymetli diyorlar ki, hele bir de hayalleri varsa takip edip girişimciye yöneliyorlar. Ne yazık ki bizim yaşlarımızda bizden daha büyükler elbette. Bunu yapamayan çok büyük bir kitle var. O yüzden mutsuzluk oranı yüksek iş anlamında bazı kurumlarda. Cesaret yok. Hmm. Ama Z kuşağı bunu başardı. Bu yüzden evet 40 yaş ve üzerinde girişimci çok fazla. Ama Z kuşağı da gümbür gümbür geliyor girişimcilik aynen anlamında. Bir de tabii biraz yaş ilerledikçe daha insana böyle işte olgunluk, daha yavaş karar alma, belki daha fazla düşünerek. Çünkü hani gençken daha heyecanlısın. İşte önüne bir fırsat geliyor. Oo süper, hadi hemen böyle işte yapalım, edelim, yıkalım evet. falan modunda. Biraz yaş ilerledikçe ha evet harika bir fikir. Peki bunu bir düşüneceğim falan diye böyle bir insana böyle eriyorsun yani. Orada şunu yapabilmek gerekiyor. Belki de hani yaşınız biraz daha büyükse ve o belki heyecanı görüyorsunuzdur, yapayım diyorsunuzdur ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Belki daha dinamik ve genç bir ekip kurarak aslında trendleri takip edebilirsiniz. Çok mesela, güzel bir denge de sağlanır değil TikTok mi? TikTok mesela uzun vade birçok insan bunu anlamadı. Kurumlar bunun için pazarlama departmanlarında ne yaptılar? Daha genç insanları, bunu anlayan insanlara iş olanağı sağladılar. Çünkü en başında hiç kimse anlam verememişti. Bugün en büyük pazarlama fonksiyonlarını aslında kullanılan mecralardan biri TikTok. Birçok büyük marka bugün TikTok'ta yatırım yapıyor. Videolar çıktığında çektiriyor. Çıktığında ne diyorlardı, nasıl yani? Bu ne diyorlardı. Ama anlamadığı için yani o görüp üzerinde kafa yormuyor, anlamıyor. Bu ne diyor. Ama şimdi bütün markalar buna yatırım yapıyor. İşte bunun gibi bunu görebilen ekipleri kurabilmek önemli girişimcilikte. Eğer ki anladığınız alanın dışındaysa veya siz o kadar güncel değilseniz ama İşi başarabileceğinize inanıyorsanız ekip kurmanın önemi bu işte. Doğru ekibi kurabilmek, doğru ekibi kurabilmek sadece çok iyi üniversiteler mezunu olan insanlarla çalışmak demek değil. Doğru ekibi kurabilmek sizin eksiklerinizi orada tolere edip yönetip tamamlayabilen ekibi kurabilmek. Çünkü hiç kimse kusursuz değildir. Birinin finansal yetkinlikleri daha fazladır ama insan ilişkileri azdır. IQ'su düşüktür, duygusal zekası düşüktür. Orada iletişim yeteneği güçlü biri olmalı. Bir de girişimcilere şunu önerebilirim. Mesela duygusal faydayı konuşmuştuk ya. Hani hep duyguları, hikaye anlatımını ürününüzde hikayeleştirerek anlatın demiştik. İletişim mesajlarında da bunu yapsınlar. Yani konuşma dilleri, iletişim mesajları da gene hikayeleştirmeye, aslında insanların o gönül tene dokunmaya yönelik olsun diyebilirim. Kesinlikle çok önemli. İşte eğer ki böyle daha olgun girişimciler ya da yöneticiler varsa ekibindeki o hani daha heyecanlı veya işte çağı anlayan ne derseniz deyin artık onlarla böyle bir dengeleme de yapabilir. Çok çok teşekkür ediyorum
bu güzel sohbet için. Ben çok keyifliydi. Ediyorum, ben nasıl geçti anlamadım zamanı. Biraz böyle hem girişimciler bu dönemde de çok fazla işte bir şeyler yapmak isteyenler, çok harika fikirleri olup da belki işte yatırımcı bulamayanlar, yatırımı olmayanlar vesaire böyle biraz anlatmak istedik. Bir akademisyen gözüyle diyelim. Doktor Arzu Girişken bizlerle de çok çok teşekkür ederim tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Noktalıyoruz efendim. Mikrofonda Gözde, yarın yine aynı saatte buradayız.